Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün de biraz idrar halinde ve idrardan protein saptanmasından bahsedeceğiz. Bize bu tarz sorular geliyor. Hocam işte çocuğumuza idrar tahlili yaptık ve idrar tahlilinde protein testi pozitif çıktı. İdrar tahlilinde proteinin pozitif çıkmasının bir anlamı var mıdır? Bunun nedeni nedir ya da bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor gibi bazı sorularla karşılaşıyoruz. Evet, idrar tahlili çocuklarda sık yaptığımız tahlillerden bir tanesi. Spot idrar diyoruz bu tahlile. Ve bu tahlillerde bazen pozitif sonuç çıkabiliyor. Yani idrar tahlili yaptırdığımızda çocuğun idrar tahlilinde diğer değerlerin yanında proteinin de pozitif olduğunu görebiliyoruz. Peki bunun nedeni nedir? Bunun birçok nedeni olabilir. Bunlardan mesela basit nedenlerini sayacak olursak mesela çocukta ateş yüksekliği varsa, hasta ise o sırada çocuğun kullandığı bazı ilaçlar varsa bunlar tabi idrar testinde proteinin pozitif olmasına neden olabilir. Bunun dışında aşırı egzersiz, yani çocuk o idrar tahlili yaptırmadan önce aşırı koştu oynadıysa ya da bir spor aktivitesi yaptıysa bundan sonra idrar tahlili yaptırıldığında yine test pozitif olarak sonuçlanabilir. Yine büyük bir çocuktan bahsedersek ergenlik sonrası dönem için menstruasyon gören bir kız için ergen bir genç için menstruasyon döneminde ya da ondan sonraki dönemde yapılacak bir testte de gene idrar testinde pozitiflikle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun dışında idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa gene bu enfeksiyona bağlı idrarda pozitif ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir de tabii bunların dışında bizim açımızdan daha sıkıntı yaratabilecek bazı böbrek problemlerinde de gene idrar testinde protein pozitif çıkabilir. Bu tabii çok daha düşük bir oran, yani diğer saydıklarımızın yanında idrarda protein pozitifliğine neden olabilecek nadir nedenlerden bir tanesi. Dolayısıyla öncelikli olarak diğer saydığımız nedenlere dışlanması gerekiyor. Peki pozitif çıktıysa, yani çocuğumuzun testinde idrar testi pozitif çıktıysa ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir kere takip eden hekimin, çocuk hekiminin, aile hekiminin kim testi yaptırdıysa bu sonucu değerlendirmesi gerekir. Yani neye bağlı pozitif olduğunu, işte bir ateşe bağlı mı, egzersize bağlı mı, geçirdiği idrar yolu enfeksiyonu ya da kullandığı ilaca bağlı mı, neye bağlı pozitif olduğunu bir öncelikle değerlendirmesi gerekir. Bunun dışında eğer gerek görüyorsa böbrek fonksiyonlarını, diğer değerlerini görmek açısından kan tahlili yapabilir. Kan değerlerine, hemogramına, biyokimyasına göre bu çocuğun bakılabilir. Ve bunlarda eğer bir sıkıntı yoksa ve ciddi bir problem düşünülmüyorsa da çocukta da böbrek problemini düşündürecek, böbrekle ilgili bir sıkıntıyı düşürecek ya da böbreklerde ciddi protein kaçağını düşündürecek herhangi bir ödem, gözlerde, bacaklarda şişlik gibi herhangi bir problem gözükmüyorsa o zaman ne yapılabilir? Bu idrar tahlili uygun zamanda tekrarlanması önerilir. Dolayısıyla eğer çocuğun herhangi bir problemi yoksa, sadece idrarda küçük bir pozitiflik, basit bir pozitiflik saptandıysa ve bunun da tabii çünkü dereceleri var, yani bir pozitif, iki pozitif, üç pozitif gibi. Yani tek pozitif olarak düşük miktarda bir idrarda protein pozitifliği saptanıyorsa bunun mutlaka en kötü ihtimalle en yakın zamanda tekrarlanması gerekir. Tekrarlanırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii idrar halini tekrarlarken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere başta da söylediğimiz gibi aşırı hareket etmek, aşırı egzersiz idrar testinde proteinin pozitif çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla mümkünse idrar tahlili yapacakken kontrol idrar tahlili yaptıracağımız zaman çocuğun çok egzersiz ya da hareket etmemiş olmasını isteriz. Bu nedenle de mümkünse sabah çocuk çok fazla hareket etmeden, koşup oynamadan sabah erken saatlerde idrar tahlili, kontrol idrar tahlili yaptırmanız uygun olacaktır. Ancak tekrarlayan idrar tahlillerinde protein testi sürekli olarak pozitif çıkıyorsa o zaman tabii ki mutlaka bu çocuğun ayrıntılı kan tahlili, idrar tahlili değerlendirilmesi, mümkünse böbrek ultrasonu, karın ultrasonu çekilmesi ve duruma göre uygun görülürse de gene çocuk nefrolojiye yönlendirilmesi gerekebilir. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.